Hi everyone, welcome back to Challenge Learning Turkish. In this session, I am gonna help you say your country, nationality, and language in Turkish. Okay, let's get started now. So, these are ülke, milliyet, dil, means, country, nationality, and language respectively. There are some points to consider in learning country, nationality, and language. Nationality names in Turkish, usually, not strictly always, derives from the country names by adding li suffixes in the form of li, li, lu, lu to the countries. Türkiye, for example, that is Turkey, is the exception to this rule. Instead of Türkiyeli for, that is Turkish for nationality, we use Türk, that is Turkish. So Türkiye changes into Türk or Turkish. The name of the languages in Turkish are usually made by adding suffixes ca or c to the nationality name depending on the last vowel. If the nationality name ends with one of the hard consonants, that is ç, f, h, k, p, s, ş, t, then ca, c changes into ça or ç respectively. For example, Türk, nationality name, which means Turkish. So when it changes into language name, so we add ç because Türk nationality name ends with hard consonant k here. In Turkish, Amerika, that is America, is the abridged way of saying Amerika Birleşik Devletleri, United States of America. Okay, now let's see the country names. Qatar. Nationality Katarlı, language Arapça. Kanada, Kanadalı, İngilizce, Fransızca for language. Cezayir, Cezayirli, Arapça. Kolombiya, Kolombiya, Kolombiyalı, İspanyolca. Küba, Kübalı, İspanyolca. Küba, Kübalı, İspanyolca. Fransa, Fransız, Fransızca. Fransa, Fransız, Fransızca. Çin, Çinli, Çince. Çin, Çinli, Çince. İtalya, İtalyan, İtalyanca. İtalya, İtalyan, İtalyanca. Fas, Faslı, Arapça. Hindistan, Hintli, Hintçe. Hindistan, Hintli, Hintçe. İran, İranlı, Farsça. İran, İranlı, Farsça. İspanya, İspanyol, İspanyolca. İspanya, İspanyol, İspanyolca. I would like to remind you some points here. For example, if the country name and the nationality name produced by country is similar like this, Kanada, Kanadalı, then the translation of I am from and I am from Canada and I am Canadian is the same in Turkish. For example, ben Kanadalıyım. This is the geographic location indicating country. Ben Kanadalıyım. Again, ben Kanadalıyım. This time showing the nationality. So, but if they are different, for example, in the case of Fransa, Fransız, Fransa, Fransız, this time the translation into Turkish differs. For example, ben Fransalıyım, I am from France. Ben Fransızım, I am French. So, as is the case in English, so it differs also in Turkish. After saying this, we can move on. Japonya, Japon.
Japonca, Japonya, Japon, Japonca, Hırvatistan, Hırvat, Hırvatça, Sırbistan, Sırp, Sırpça, Hollanda, Hollandalı, Hollandaca, Mısır, Mısırlı, Arapça, Mısır, Mısırlı, Arapça, Macaristan, Macar, Macarca, Meksika, Meksikalı, İspanyolca, Polonya, Polonyalı, Polonyaca, Suriyeli, Arapça. Skip one of the chair here. Filipinler, Filipinli, Filipince, Pakistan, Pakistanlı, Urduca, Portekiz, Portekizli, Portekizce, Portekiz, Portekizli, Portekizce, Rusya, Rus, Rusça, Endonezya, Endonezyalı, Endonezyaca, Suudi Arabistan, Arap, Arapça, Yunanistan, Yunanlı, Yunanca. We can also say just Yunan to refer to the nationality. So we have option, Yunanlı or Yunan. Ben Yunanım, I am Greek. Ben Yunanlıyım, again I am Greek. Gürcistan, Gürcü, Gürcüce, Gürcistan, Gürcü, Gürcüce. Ermenistan, Ermeni, Ermenice, Ermenistan, Ermeni, Ermenice. Azerbaycan, Azeri, Azerice. Azerbaycan, Azeri, Azerice. Türkmenistan, Türkmen, Türkmence. Türkmenistan, Türkmen, Türkmence. Kazakistan, Kazak, Kazakça. Özbekistan, Özbek, Özbekçe. Kırgızistan, Kırgız, Kırgızca. Kırgızistan, Kırgız, Kırgızca. Sudan, Sudanlı, Arapça, İngilizce. Makedonya, Makedon, Makedonca. Malezya, Malezyalı, Malezyaca. So I would like to say something about a language. For example, here, Suudi Arabistan. So its language Arapça. So country name and language name differs. Arabistan Arapça. For example, Gürcistan Gürcis Gürcüce. So it's common in Turkish for ordinary people or for public to say just Arabistanca or Gürcistanca if they don't know the exact name of the country's name. They just attach ca to the country name and state their language. So these are the official language names. Now we are on to how to say your country in Turkish. The structure is in the first place there is subject. Country name, which is attached the l or li suffixes, and again, person suffix is attached at the end to the country name. So let's see. Ben Türkiye'liyim. Türkiye country, Türkiye'li, and person suffix. Or we can just say Türkiye'denim by adding den or dan suffix to the country. So if we don't want to confuse the similarity in saying the country name and the nationality name, so we can choose den suffix to be added to the country name. So, but I'll take this form, Türkiye'liyim, in my next examples. I am from Turkey. Now let's see them in the table. Ben Türkiye'liyim. Ben Katarlıyım. Ben Türkiye'liyim. Ben Katarlıyım. Sen Afganistanlısın. Sen Kanadalısın. O Amerikalı.
O Cezayirli. For example, sen Afganistanlısın yerine instead of Afganistanlısın, I can also say sen Afganistan'dansın. So this is the same. Biz Arnavutlukluyuz. Biz Çek Cumhuriyetliyiz. Siz İngiltere'lisiniz. Siz Kolombiyalısınız. Siz İngiltere'lisiniz. Siz Kolombiyalısınız. Onlar Arjantinliler. So for the third plural pronoun onlar we have the option to use plural suffixler or not. So it is okay if you say onlar Arjantinli or onlar Arjantinliler. Onlar Kübalı or onlar Kübalılar. Ben Almanyalıyım. Ben Fransalıyım. Sen Avusturyalısın. Sen Çinlisin. O Avustralyalı. O İtalyalı. Biz Brezilyalıyız. Biz Faslıyız. Siz Bulgaristanlısınız. Siz Hindistanlısınız. Onlar Belçikalı. Onlar İranlılar. Ben Bosna Hersekliyim. Ben İspanyalıyım. Ben Japonyalıyım. Ben Endonezyalıyım. Sen Hırvatistanlısın. Sen Suudi Arabistanlısın. O Sırbistanlı. O Yunanistanlı. Biz Hollandalıyız. Biz Gürcistanlıyız. Siz Mısırlısınız. Siz Ermenistanlısınız. Onlar Macaristanlılar. Onlar Azerbaycanlılar. Or just onlar Azerbaycanlı. Ben Meksikalıyım. Ben Türkmenistanlıyım. Sen Polonyalısın. Sen Kazakistanlısın. O Suriyeli. O Özbekistanlı. Biz Filipinlerliyiz. Biz Kırgızistanlıyız. Siz Pakistanlısınız. Siz Sudanlısınız. Onlar Portekizli. Onlar Makedonyalı. Ben Rusyalıyım. Ben Malezyalıyım. Now let's learn how to ask where are you from in Turkish. The structure starts with subject in the first place and next is the after leaving a space nereli and nereli is attached person suffix and we can use at times the buffer letter ye if two vowels come one after another immediately. Okay, after saying this, let's see the question for informal way. Sen nerelisin? For polite way, siz nerelisiniz? Where are you from? Sen nerelisin? Siz nerelisiniz? Ben Türkiye'liyim. Ben Türkiye'liyim. I am from Turkey. Okay, question and answer models to learn the countries for each subjects. Ben nereliyim? Where am I from? Ben Türk, sen Türkiye'lisin. The possible reply would be sen Türkiye'lisin. You are from Turkey. Sen nerelisin? Informal asking. Siz nerelisiniz? Formal asking, polite asking. Where are you from? The reply would be ben Yunanistanlıyım. I am from Greece. O nereli? Where is she or he from? O Azerbaycanlı. She or he is from Azerbaycan. Biz nereliyiz? Where are we from? Siz Amerikalısınız. Siz nerelisiniz? This is the question form for second plural pronoun. Siz nerelisiniz? Where are you from? Siz, biz Cezayirliyiz. We are from Algeria.
Biz Cezayirliyiz. Onlar nereli? Where are they from? Onlar Pakistanlı. Onlar Pakistanlılar. They are from Pakistan. How to say your nationality? So, milliyet. Structure is subject. After leaving a space, nationality name. And nationality name is attached personal suffix. So, ben Türk'üm. Nationality name Türk. And personal suffix for ben pronoun is üm. Ben Türk'üm. Let's see the translation. I am Turkish. Okay, now let's do the sentences for each nationality. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Ben Katarlıyım. Sen Afgansın. Sen Kanadalısın. O Amerikalı. O Cezayirli. Biz Arnavutuz. Biz Arnavutuz. So, biz Arnavutuz. We are Albanian. Biz Çekiz. Siz İngilizsiniz. Siz Kolombiyalısınız. Onlar Arjantinliler. Onlar Kübalılar. So they are Cubans. Ben Almanyalıyım. Ben Fransızım. Sen Avusturyalısın. Sen Çinlisin. O Avustralyalı. O İtalyan. Biz Brezilyalıyız. Biz Faslıyız. Siz Bulgarsınız. Siz Hintlisiniz. Onlar Belçikalı. Onlar İranlı. Ben Boşnakım. Ben İspanyolum. Okay. Ben Japonum. Ben Endonezyalıyım. Sen Hırvatsın. Sen Arapsın. O Sırbistanlı. O Yunanlı. Or you can just say o Yunan. We can skip lı suffix here. So we have options. Either we can say o Yunanlı. He is Greek or o Yunan. Again, he is Greek. Biz Hollandalıyız. We are Dutch. Biz Gürcüyüz. Siz Mısırlısınız. Siz Ermenisiniz. Onlar Macarlar. Onlar Azeri. Ben Meksikalıyım. Ben Türkmenim. Sen Polonyalısın. Sen Polonyalısın. Sen Kazaksın. O Suriyeli. O Özbek. Biz Filipinliyiz. Biz Filipinliyiz. Biz Kırgızız. Siz Pakistanlısınız. Siz Sudanlısınız. Onlar
Portekizli, onlar Makedon, ben Rusum, ben Malezyalıyım. Okay, now let's see how to ask what is your nationality. Let's see the structure now. In the first place, as different from the previous ones, we use possessive adjective, and after leaving a space, we put milliyet. So in asking, we use the name milliyet, nationality, and milliyet is attached personal suffix and the question word ne. Okay, senin for informal asking, senin milliyetin ne? In formal asking, sizin milliyetiniz ne? What's your nationality? Ben Türk'üm. The possible reply would be, as we have learned just before, a minute ago. And question and answer models for each subject to state nationality. That is milliyet. Benim milliyetim ne? What is my nationality? The possible answer would be, sen Türksün, you are Turkish. Senin milliyetin ne? Sizin milliyetiniz ne? What's your nationality? Ben Türk'üm, I'm Turkish. Onun milliyeti ne? What is his or her nationality? Onun milliyeti ne? O Türk, she is Turkish. Bizim milliyetimiz ne? What is our nationality? Siz Türksünüz. We are Turkish. Sizin milliyetiniz ne? This is the plural form of asking someone's nationality for second plural pronoun. Biz Türküz. We are Turkish. Onların milliyeti ne? What is their nationality? Onlar Türkler. Now, let's see how to say your language. The structure is, in the first place, there is possessive adjective. So, there is dil. Next is the as attachment person suffix. And after leaving a space, there is native language, your native language. For example, benim dilim Türkçe. My language is Turkish. So this was the first way of saying your language. And there is also second way of saying your language, which is also very common. But I will follow this second model in my tables. So subject is different from here. There is possessive adjective, benim, senin, onun. But here we use pronoun. And native language, whatever your native language is, and konuşuyor, and attachment to the konuşuyor comes. So subject, ben Türkçe konuşuyorum or konuşurum. Konuşuyorum or konuşurum. I can also choose to use konuşur instead of konuşuyor. I speak Turkish. Now let's see them in the tables. Ben Türkçe konuşuyorum. Ben Arapça konuşuyorum. Sen Peştuca konuşuyorsun. Sen İngilizce konuşuyorsun. O İngilizce konuşuyor. O Arapça konuşuyor. Biz Arnavutça konuşuyoruz. Biz Çekçe konuşuyoruz. Siz İngilizce konuşuyorsunuz. Siz İspanyolca konuşuyorsunuz. Onlar
İspanyolca konuşuyorlar. Onlar İspanyolca konuşuyorlar. Ben Almanca konuşuyorum. Ben Fransızca konuşuyorum. I would like to emphasize that the languages here in each line matches with the lines in the previous tables, that is country and nationality tables. Sen Almanca konuşuyorsun, sen Çince konuşuyorsun, o İngilizce konuşuyor, o İtalyanca konuşuyor, biz Portekizce konuşuyoruz, biz Arapça konuşuyoruz, siz Bulgarca konuşuyorsunuz, siz Hintçe konuşuyorsunuz, onlar Belçikaca konuşuyorlar, onlar Farsça konuşuyorlar, ben Boşnakça konuşuyorum, ben İspanyolca konuşuyorum. Ben Japonca konuşuyorum, ben Endonezyaca konuşuyorum. So, I speak. I speak Indonesian. I speak Indonesian. Sen Hırvatça konuşuyorsun. Sen Arapça konuşuyorsun. O Sırpça konuşuyor. O Yunanca konuşuyor. Biz Hollandaca konuşuyoruz. Biz Gürcüce konuşuyoruz. Siz Arapça konuşuyorsunuz. Siz Ermenice konuşuyorsunuz. Onlar Macarca konuşuyorlar. Onlar Azerice konuşuyorlar. Ben İspanyolca konuşuyorum. Ben Türkmence konuşuyorum. Sen Polonyaca konuşuyorsun. Sen Polonyaca konuşuyorsun. Sen Kazakça konuşuyorsun. O Arapça konuşuyor. O Özbekçe konuşuyor. Biz Filipince konuşuyoruz. Biz Kırgızca konuşuyoruz. Siz Urduca konuşuyorsunuz. Siz Arapça konuşuyorsunuz. Onlar Portekizce konuşuyorlar. Or for onlar, I can skiplar. Just say onlar Portekizce konuşuyor. Onlar Makedonca konuşuyorlar. Ben Rusça konuşuyorum. Ben Malezyaca konuşuyorum. Okay. Okay, now how to ask what is your language? The structure for the first way is there is possessive adjective. Be careful, there is possessive adjective. After leaving a space, we use dil, which correspond to language. This is attached possessive suffix and the question word ne. Senin dilin ne? What's your language? Or for formal way of asking, sizin diliniz ne? Benim dilim Türkçe. So please remember that this is the first way. And now let's see the second way, second structure. So we use hangi. So hangi dili konuşuyor or konuşur? And personal suffix is attached and question tag. Hangi dili konuşuyorsunuz? Or hangi dili konuşuyorsun? Or hangi dili konuşursun? Or as formally hangi dili konuşursunuz?
What language do you speak? So, there is also subject, I mean pronoun, in this question words. For example, here there is pronoun siz, but I skipped it, as you may know from the earlier slides that we can skip the pronoun. So, siz hangi dili konuşuyorsunuz? Or hangi dili konuşuyorsunuz? What language do you speak? Ben Türkçe konuşuyorum. Türkçe konuşurum. So konuşuyorsun. Konuşuyorsunuz. Polite way. Konuşursun. Konuşursunuz. Polite way. Ben Türkçe konuşuyorum. Ben Türkçe konuşurum. Now let's see the question and answer models for each subject for stating the spoken language. Benim dilim ne? What is my language? Senin dilin Türkçe. Your language is Turkish. Hangi dili konuşuyorum? What language do I speak? So, I did the structure in two way here. Benim dilim ne? What's my language? Hangi dili konuşuyorum? What language do I speak? So, I use here two ways of asking the language. Sen Türkçe konuşuyorsun or siz Türkçe konuşuyorsunuz. Polite way, you speak Turkish. Senin, sizin diliniz ne? What's your language? Benim dilim Türkçe. My language is Turkish. So, the second way of asking, hangi dili konuşuyorsunuz? Hangi dili konuşuyorsun? What language do you speak? Ben Türkçe konuşuyorum. Ben Türkçe konuşuyorum. I speak Turkish. Onun dili ne? What is her or his language? Onun dili Türkçe, her or his language is Turkish. Hangi dili konuşuyor? What language does she or he speak? O Türkçe konuşuyor, she or he speaks Turkish. Question and answer models for each subject continue. Bizim dilimiz ne? What is our language? Bizim dilimiz ne? What is our language? As a reply, sizin diliniz Türkçe, your language is Turkish. Hangi dili konuşuyoruz? What language do we speak? For example, here there is hidden subject, biz. Hangi dili konuşuyoruz? So, I skip the pronoun biz here. Hangi dili konuşuyoruz? What language do we speak? As a possible reply, siz Türkçe konuşuyorsunuz. You speak Turkish. Sizin diliniz ne? What is your language? This is the plural form question. It's different from polite way. Bizim dilimiz Türkçe. The possible reply. Our language is Turkish. Hangi dili konuşuyorsunuz? What language do you speak? Biz Türkçe konuşuyoruz. We speak Turkish. Onların dili ne? What is their language? Onların dili Türkçe. Their language is Turkish. Hangi dili konuşuyorlar? What language do they speak? What language do they speak?
What language do they speak? What language do they speak? Let's see what they speak now. Onlar Türkçe konuşuyorlar. They speak Turkish. Okay, onlar Türkçe konuşuyorlar. Now, let's see the examples that we have learned so far. Ben Türkiye'liyim. Türk'üm. Türkçe konuşuyorum. I'm from Turkey. I'm Turkish. I speak Turkish. Sen İngiltere'lisin. İngilizsin. İngilizce konuşuyorsun. You are from England or UK. You are English or British. You speak English. Sen İngiltere'lisin. İngilizsin. İngilizce konuşuyorsun. O Avusturyalı, or as I said earlier, I can also say, o Avusturya'dan, to prevent confusion with Avusturyalı here, second Avusturyalı. So I can also, I can choose to use dan suffix to the country name. O Avusturyalı, or o Avusturya'dan, Avusturyalı Almanca konuşuyor. She or he is from Austria. She is Austrian. She speaks German. Onlar Suudi Arabistanlılar, Araplar, Arapça konuşuyorlar. She or he is from Saudi Arabia. She or he is Arabian. She or he speaks Arabic. Biz Hindistanlıyız. Biz Hindistanlıyız. Hintliyiz. Hintçe konuşuyoruz. We are from India. We are Indian. We speak Hindi. Siz Pakistanlısınız. Pakistanlısınız. Urduca konuşuyorsunuz. You are from Pakistan. You are Pakistani. You speak Urdu. This should be here. They are from Saudi Arabia. They are Arabian. They speak Arabic instead of she or he. Okay, guys, that is it for this session. I hope that I could help you learn how to say your country, nationality, and language in Turkish. Please don't forget to subscribe and like this channel if you have found this slide useful for you. Thank you very much and gelecek slide'da görüşmek üzere.